TC kimlik numaran. 123 456 456 789 789 1 1 Şifre. Beşiktaş 1903 Beşiktaş 1903. Hadi bakalım. Karaman'ın koyunu bakalım ne şekil çıkacak Esin Hanım'ın koyunları. Şevkat daha kaç kere söyleyeceğim? Yapmadım ben bir şey. Göreceğiz bakalım. Ya Niko senin bu internet çok yavaş kardeşim ya. Aha açıldı. Açıldı. Esin haklı Şevkat. 67 bin liralık borcun var. Oğlum bana bakın. Böyle mahallece bana toplu şaka organizasyonu falan yap, şey yapıyorsanız vallahi yardım veya yataklıktan sizi de pataklarım ha. Yok 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 Şevkat yok yok yok. İstersen gelecek kendin bak. 5 yıl boyunca yatırman gereken hiçbir şeyi ödenmemiş ve faiz binmiş. Arıyorum lan. Nasıl olur lan? Ben muhasebeci Muzaffer benim devamlı yatırıyordu. KDV'sidir, stopajıdır. Bu nasıl oldu yani şimdi? Aynen kardeşim, yatırmış. Yatırmış da biraz ters köşeye yatırmış galiba. Ya Şevkat, vallahi bana hamamda bile paklanmayacak pis pis kokular gelmeye başladı buruma. Haberin olsun yani. Şevkat, sen şu muhasebecini arasana mı ya? Çok haklısın. Aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Ya kardeş o zaman Muzaffer gelin kullandığı telefonu versene la. Ver bakayım. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Evet bu numara iptal olmuş. E ne yapacağız? Ofisi neredeyse gidin adamı orada görün. Yine çok haklısın. Hadi bak. Lan hadi oğlum hadi Allah Allah. Muhtarlık sana emanet Üzeyir. İnternet kotasını şey yapma. Artı 18'lere girme lan. Artı 18 sitelere girme, aktin alırım Üzeyir. Alakası var be. Eyvah. Eyvah. Ya biliyorum sizin de başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın ama ne yapayım? Benim sizden başka kimim var? Gel. Ben varım Şevkat. Sen ne zamandan beri buradasın? Senin son söylediklerini duyup alınacak kadar vaktim oldu. Alınma yavrum. Ya ben seninle bir hayat kurmak için yola çıkmışım. Derdimi kederimi mi anlatmayacağım? Da yani sen hani biraz biliyorsun diye mevzuları şey ben onlar bilmiyordu ya. Onları hani anlatayım diye. Tamam sevgilim sen canını sıkma. Ben zaten babamla konuştum hemen halledelim dedi. Hayır. Bak bu işe babanı karıştırmayacağız. Ondan sonra niye bana anlatmadın? Bu yüzden anlatmadım işte. Ya hemen gökten zembille çözüm indiriyorsun ya. İyi tamam o zaman borç olarak kabul edersin. Ödersin sonra. Hayır. Kabul etmiyorum kesinlikle. Babanı bu işe karıştırmak yok. Borç benim borcum. Ben halledeceğim tamam. Ya tamam borç senin borcun da bu borç ikimizi de etkiliyor. Bak şimdi evlenmeye karar verdik. Evlilik hazırlığı yapıyoruz. Bu borç yüzünden her şey askıya alınacak. Alınmayacak. Alınmayacak. Ben taksit maksit bir şekilde halledeceğim bu borcu. Kapatacağım. Biz aynen tam gaz yolumuza devam. İyi tamam. Ama babamın teklifini kabul etmen için ben son kez bir şansımı deneyeceğim yine. Hayır, bak öyle bakıyorsun, sonra beni ben olmaktan çıkarıyorsun, temel taşlarımla oynuyorsun yani. Lütfen bu şekilde bakma. Tamam, yapmayacağım aç. Söz mü? Söz. Vallahi billahi de. Ya vallahi billahi. Hayır, Allah muhafaza şeytan doldurur ya. Ha? Korkma, yapmak istemediğin hiçbir şeyi yaptırmayacağım sana zorla. Ha yani arada böyle hani bir şey yaptırmak dışında bakabilirsin yani. Hoşuma gidiyor çünkü. Hmm. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bakayım o, sement tam o. Vallahi sement. Peki şey yapsak biz? Mesela böyle tam böyle şey yaparken şurayı böyle mozaiklesek. Hoppa! Anlaşıldı, anlaşıldı. Anlaş. Bak bu sefer çete olarak geldiler. Olmuyor. Kıskanıyorlar, fena kıskanıyorlar. Bak bu borç mevzusuna falan kafayı takmıyoruz, tamam mı? Ben muhalledeceğim. Bu bizim evlilik yolumuzda katiyen bir hız tümseyi olmayacak. İyi, tamam.
O zaman hadi kalk, gidip gün alak. Şimdi mi? Şimdi. Hatta benim de bankada öyle 3-5 bir şeyler olacaktı. Onu da çekeriz, onu da eklerim ben. Şey yaparsa. İyi, tamam. Da babamın tek dedi seni yine aklının bir ucunda bulunsun. Ya bulunsun ya, diyorum sadece. Ya hayır. Bak bu konu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Tamam. Nokta. Söz ver. Tamam söz. Yemin et. Yemin etmek zorunda mı? Ama tabii değilsin. Tamam. E hadi o zaman kalkak gidelim güne lan. Nüsü kağıdın yanında mı? Çantamda. Tamam. Hadi o zaman ben de şuna aklına bastım burayı da neyse şimdi. Şşt, al çantanı. Ne oldu? E para çekmeyecek misin? Kart yok ki. Banka kartın yok mu? Ya bankayla çok işin olmayınca banka kartın da olmuyor Halil. Hop hop hop. Dur dur. Ne yapıyorsun? Cama girecektin ya. Gel geç. O parayı da cebine koy. Ortalık tekin değil. Tamam. Sağ ol bizim evlat. Sen de sağ ol. Vallahi ben 3-5 kuruş vardır zannediyordum bankada da bayağı 1700 lira para çıktı ya, iyi mi? E, tamam işte ben onun üstünü tamamlayayım. Esin, lütfen bak yine aynı konuya gelme ya. Aa. Amca, geçmiş olsun, ne oldu? Beni dövüp paramı alıp çalıp kaçtılar. Bütün emekli maaşım gitti. Ne tarafa gittiler amca? Şurada köşeye döndüler ama çoktan kaçıp gitmişlerdir. Ben yine bir şansımı deneyeceğim. Sen amcayla ilgili. Tamam, dikkat et. Ah amca ya. Al amca. 1410 lira. Sağ olasın evladım. Allah razı olsun seninle. Sen de sağ ol amca. Şevkat, ben biraz yaralarına baktım ama hastaneye götürmemiz lazım. İyi dedin. Amca kalk bir hastaneye gidelim hadi. Hiç gerek yok be evladım. Ya olur mu amca? Çok fena hırpalamışlar. Bir gidelim gel. Buna bak. Dur, tamam Esin ben. Şu tarafa geçeyim mi ben? Dur. Araba şurada zaten şey yaparız hemen. Ya Allah'tan ciddi bir şey yokmuş amcanın ya. Ya o kadar dayağı bir yerinin kırılmaması mucize vallahi. Hayır ebe vicdansızlar. 77 yaşındaki adamın parasını alıyorsun hadi de. Böyle dayak atmak niye ya? Ne oldu? Sen neden arayıp amcanın maaşının ne kadar olduğunu sordun? Ya işte hani hırsız bu hani paraların hepsini birden alma... Şevkat, biliyorsun ki hiç yalan söyleyemiyorsun. Sana razı olmuşlar tabii. Dışında hemen gitmemek lazım, şüphelenirler. Biraz oyalanayım dedim. Alo? Ha, Esin. Ben adamı yakaladım. Ha, bak Şevkat adamları bulmuş amca. Ha şey bir amcaya emekli maaşını sorsana kaç paraymış. Hani adam sağına soluna saklamış olmasın başka para. Emekli maaşın ne kadarmış? 1410 lira. 1410 liraymış. Aha tamam. Tamam o iyi. Tamam o zaman tamam. Hadi ben geliyorum hadi. Burada hiç onluk yok. Şimdi 20'lik götürsek de şüphelenecek bunlar. Dayı, dayı be. Hı. Pardon. 2 onluğun var mı ya? Bir bakayım. Yakalayamadın değil mi adamları? Amcanın maaşını da kendi parandan verdin. Ne abi? Yani gittiğimde çoktan arazi olmuştu adamlar. Sen de biz anlamayalım diye orada öyle oyalandın sonra geldin. Ha, bravo. Ya Sherlock Holmes. Ya senin bu kadar çok paraya ihtiyacın varken elindeki bütün parayı amcaya verdin. Ya zaten o para benim borcun kovuğuna yetmezdi. Ama bak amca için ne kadar önemliymiş ki demek ki ya. Adam çok sevindi, gözleri falan parladı ya. Sen benim hayatımda olduğun için
Ben sana sahip olduğum için o kadar şanslıyım ki. Keşke senden daha fazla olsa. Bu memlekette senden daha fazla lazım. Bu memlekette benden çok var zaten Esin. Sadece nasıl biri olduklarını unuttular. O gündelik hırslarından silkindiklerinde tekrar güzel bir insan olarak uyanacaklar. Merhaba Bey, küçük esnaf. Merhaba, merhaba. Ya ses. Şefkat, Esin, hadi gelin size bir kahve ısmarlayayım. Hadi gel içeri. Ya bırak Esin. Bunları ısmarlayalım der, ondan sonra hesabı bize kilitler ya. Yok, gel, gel, hadi gel. Gel hadi, gel. O sen ısmarlıyor kahveleri değil mi lan? Hadi gel, sana da bir yorgunluk kahvesi olur. İyi madem. Hoş geldiniz. İyi sağ Şefkat, sana bir sorum var. Heh, dakika birden başladık. Kesin kahve burnumdan gelecek ha. Buyurun. Bir ailede birinin başı derde girerse diğerleri ne yapar? Ha iyi. Allah'tan bildiğim yerden geldi. Ne yapar? İşte ya yardım eder, omuz verir, yerden kaldırır. Bu mu yapar, ne yapacak? Bizim mahallede bir aile sayılmaz mı Şefkat? Ve sen bu ailenin bir ferdi evladı değil misin? Yani biz bir aileyiz. Ve senin başın dertte. O yüzden biz mahallecek, yani ailecek. Oğlum, vergi borcun için bunları topladık. Buyur. Kazım 500 lira. Üzeyir 500 lira. Bir de parantezin içinde belirtilmiş, ek olarak eğer tahsil edilebilirse Kazım'ın 2 senedir ödemediği 250 lira. Evet abisinin lütfen, lütfen yani tahsil edelim. Lan sana bir geçiririm buradan. Öde lan borcunu öde. Miço cep telefonu. Oysen çay ocağının bir haftalık çay parası. Evet beyler, bu sefer iş ciddi. Bu hafta herkes içtiği çayın parasını peşin bırakacak ona göre. Selami Seyyar Çay Ocağı'nın bir haftalık çay parası. Esinciğim, orada araya girmek zorundayım, kusura bakma. Benimki bu at ağzıyla aynı olamaz, benim 2 haftalık. 2,5. 3 lan! Evet, gelin. Devam et. Konu başka. Merdan 250 lira. Bahar 805 lira. O 5 lirayı ekleme diye kaç defa söyledim? Ne yapayım, çorap sattım o arada. Kasada ne varsa aldım ben de. Cuma, buna inanamayacaksın, sıkı dur Şefkat. 2000 lira. Mahallenin rekoru verdi, kimse egal edemeyecek. Çatlayın patlayın bakalım. Nasıl yaptı bilmiyorum. Vallahi çok içime koydu, onun şeyi hiç açmıyorum o konuyu hiç. Marika bir çift küpe, Bozkuru ve Gülperi... Bunu sessiz söyle, birbirlerinden haberi yok. Ya. Bozkuru ve Gülperi birer tam altın. Tezene ve Erkan, düğünde takılacakların yarısı. Şey o. Bu salak bir de İsmail olarak geldi, tutturdu. Ben Erkan'dan fazla vereceğim ya. Çırağımın üstüne gitmeyin bakalım karar. Gizem 1000 lira, Sanem 1000 lira, İhsan 2 haftalık yevmiyesi, Bakkal Remzi 320 lira, Tüpçü Halil 280 lira. Yani bunların toplamı 15-16 bin falan ediyor Şefkat ama şimdilik bunları bir başlangıç olarak say. Zahmet etmişsiniz, istemiyorum. Ne? Nasıl ya? Niye? Allah Allah. Nasıl ya? Nasıl istemiyor? Hayır! Ha. Oğlum daha önce de yaptınız zaten aynı şeyi. Etiniz de budunuz da lan sizin. He? Zırt pırt benim problemlerime mi koşacaksınız? Nikio, o aldıklarını herkese geri dağıtacaksın. Benden de teşekkür edeceksin. Bitti. Ata ağız lan bu. Küstah. Harbiden dayaklık ata ağız diye bilin. Bak ya. Esin. Niye böyle yaptığını anlamadınız mı? Yok, anlamadık. Ya bu sizin yaptığınız şey yüzünden o kadar mutlu oldu ve duygulandı ki... biraz daha burada kalsa ağlayacaktı. O yüzden öyle bağırıp çağırıp gitti işte. Yani zaten sizin zor duruma düşmenizi istemediği için almak istemedi bunları da. Yani
Sizin de durumlarınızı biliyor az çok. Eminim şimdi o içine dökebileceği tek yerde almıştır solu. Ya 7'den 70'e bütün mahalleli ellerinde neler var neler yok almış getirmişler ya. Ya Miço ya Miço. Ya Miço'nun canını al telefonunu alma. Getirmiş telefonunu koymuş bebeğe. Merdan ya. Garibim bir çift ayakkabı boyayacak da ekmek parasını kazanacak. O bile getirmiş ekmek parasını vermiş ya. Ay yok ağlamayayım. Gözüme şey dolu kaçtı herhalde. Ama ya siz olsanız duygulanmaz mısınız? Ya Bozkır abiyle Gülperi ablaya ne demeli ya? Hani onlar bir de daha yeni katıldılar aramıza. Onlar bile birbirlerinden habersiz biri bir tane altın getirmiş, öbürü bir tane altın getirmiş. Neredeyse ya o an orada akacaktı böyle sizin gibi de zor tuttum kendimi. Vallahi ben ne şanslı bir adammışım ki bu güzel insanların sevgisine mazhar olmuşum. 7 yaşında bebe la. Gitmiş çikolata gofret alacağı parayı getirmiş koymuş ya. Düşünebiliyor musunuz? Böbreğim ve şey yapam var ya. Adam diyor ki böbreğim diyor satılsın da diyor onun parasını şey yapayım diyor ya. Ya ağlamayayım da kim ağlasın şimdi ya? Ama yok abisi. Yok ya bundan sonra ağlamak falan yok. Bundan sonra hep güleceğiz. Millet sonra bizi böyle görüp de yüzünü karartmasın. Yani borcu kafaya taktığımı falan düşünmesin kimse. Bundan sonra hep güleceğiz abisi. Bir şey şakrak takılacağız. Ne bak. Allah bize limon gönderdiyse ondan limonata yapacak halimiz yok. Onu alır öyle hartur. Öyle yeriz. En kötü C vitamini olur değil mi? Başladım espri yapmaya bize. İnsan mı acaba yanına ya? Yok ya belki de yalnız kalmak istiyordur. Yalnız bırakayım. Ya. Belki de konuşacak birine ihtiyacı var. Yok ya Şevkat hislerini anlatmaktansa ölmeyi tercih eder. Yesin. Selam. Sen mi geldin? Ben geldim. Ne oldu Yesin? Beni gördün yüzün düştü bir anda. Yok canım ne alakası var? Sen birini mi bekliyordun yoksa? Gideyim mi ben? Ay hayır saçmalama. Gel öpeyim. Hadi çıkar üstünü. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi, oturuyorum işte. İnternetten gelinlik bakıyoruz değil mi şimdi? Ya onu acele etmesek mi acaba? Sebep? Ne bileyim bu kadar şeyin arasını sıkıştıramayacak gibiyiz düğünü. Şevkat'in de canı çok sıkkın zaten. O nasıl can sıkkın öyle ya? Ben gelirken bangır bangır türkü söylüyordu aşağıda. Şevkat. Evet. Ciddi misin sen ya? Evet. Dur ben gidip bir bakayım şuna. Dur ben de geliyorum. Fidayda da Ankara'lım Fidayda 500 altın yedi bir ayda. Bak işte aşık Şevkat yerimdar döktürüyor. Gittine gelmedine fayda. Başını da yesin anam bu sen. Şevkat. Gel gel. Gel. Gel ben de seni çağırıyordum yemeğe gel. Aa hoş geldin kızım. Geç. Dur hemen sandalye getireyim geç. Hoş bulduk hoş bulduk da ben gideyim Esin. Sonra konuşuruz seninle tamam mı? Olur tamam git. Kırık bacakla nereye kadar gidebileceksen git. Benim bacağım kırık değil ki. Öyle mi? Hayır yani yemeğe kalmazsan bacaklarını kırarım babım ben. Ama ben aç değilim. Kesem zorlama otur ye işte bir tabak. Şevkat bu kadar bebeksi bir ruh halindeyken. İyi tamam hadi oturayım. Oo kuru fasulye ha? Ya. Şevkat zor değil mi bunu yapmak? Bu şey fasulye güzeldi. İspir aldıydım. Bir de ben geceden ısırıyorum bunu. Bundan sonra da zaten pratik benim için çok şey değil ya. Ben alışkınım elim yatkın ya. Bunları o mu yaptı ya?
Evlenince bütün yemekleri ona yaptıracağım. Evet. Tut sonra bardakta kendini dur. Şunu vereyim ben sana şunu. Hadi başlayız. Soğan da yiyin ama. Soğan mı? Evet, soğan. Soğan, bitki olan soğan. Tazesi var, kurusu var. Bu çok güzel. Tuza balık yiyin. Çünkü soğansız kuru fasulye benim gözümde susamsız simit gibi oluyor. Ama ya bunu şu kuru fasulyenin yanında gömdü müydü var ya... tam bir lezzet bombardımanı yani adeta. Böyle mi? Tuzluyoruz. Tuza banıyoruz değil mi? Evet. O tuza bak. Ha, ilk kez yiyormuş gibi gözünü sevdiğim ne yapayım ya? Böyle soğanı elimle alıp yemedim hiç daha önce. Ne yapayım? İlk defa mı yiyorsun? Şaka mı yapıyorsun ya? Ben de yemedim daha önce. Ha, ciddi misin siz ya? Oo. Aha, harika oluyor değil mi? Evet. Harika oluyormuş. Pul biber de at bak. Pul biber mi? Buraya pul biber at. Yemek harika olmuş Şerifat. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ya bu arada ben de sana teşekkür edemediydim ya Gizem, sağ olasın. Bu hani mahallede benim için para toplarlarken sen de katkıda bulunmuşsun. Çok ince bir hareketti, çok sağ ol. Aslında daha fazla koyacaktık ama sen kabul etmezsin diye Niko izin vermedi. Onu bile kabul etmedim. Neyse ya, şey yapmayın. Tamam o olay bende ya, o kapandı tamam. Ya bu arada sen niye geldin? Yani şey, sizin bir planınız vardı da ben alçı mı oldum acaba? Yok yok. Biz gelinlik bakacaktık internetten, onun için geldim ben. Değil mi? Acelesi yok. Hayır, hayır, yok. Öyle bir şey yok. Artık bu bizim sürecimize hiçbir şey hızlı olamayacak lütfen. Tabii. Tam gaz devam ya. Ben de varım. Neye varsın ya? Ben de geleceğim. Gelinlik bakacağım size. Yani lütfen. Benim gibi yakışıklı bir erkekle evleniyorsun ya. Yani benim böyle yanımda bakalım bana layık bir gelin olabilecek misin? De şey, sen gelmeden önce ben baktım biraz internetten de olmuyor öyle ya. Gidip denemek lazım, anlamadım bir şeyi. Ay, olmaz. İnternetten bakma öyle olmaz. O neden? Çünkü işte keten der mesela kumaşına. Bir gidip dokunmak lazım, yeri iyi mi falan filan. Olmaz, internetten olacak işte. İyi tamam, o zaman yarın sen de gel. Sen de damatlık bakarsın. Olur, tamam. Ben de damatlık bakayım. Lavı da kusura bakmayın, böyle biraz yürü kişi gibi oldu. Ortadan kaçırlayacağınız artık. Ben şundan da alıyorum. Ben de alayım. Dar bakalım. Çok güzel olmuş Şefkat. Ellerine sağlık. Artık evlenince yemekleri kimin yapacağı belli oldu Esin. Hiç alakası yok. O iş müşterek. Yani bir o yapacak, bir ben yapacağım. Sen bayılırsın çünkü benim yemeklerime. Ne lan o araba? Maliye geldi lan. Allah Allah. Maliye de geldi. Dur bakalım hayırlısı. Hayırdır kardeş? Maliye'ye yumurta mı lazım oldu? Tam yerine geldiniz vallahi. Burası yarım dar yumurta. Yani alırken %100 kazan çünkü yumurtalar çift sarılıdır. İsterseniz kırayım bir tane abi, için bakın. Şevkat Yerimdar siz misiniz? Evet. Şevkat Bey, hacize geldik. Tebligat yapılmasına rağmen yasal süreç içinde herhangi bir mal bildirimde bulunmamışsınız. Ya o şöyle oldu. Şimdi benim muhasebeci, üzerinize afiyet, beni bir güzel böyle pamuk prenses hesabı uyutmuş. Ondan sonra uyurken de bir güzel öpmüş. Bir uyandım, kucağımda böyle pimi çekilmiş saatli bomba gibi haciz kağıtları. Abicim delikanlı sar mı yaptınız şey ya? Bu çocuğun dükkanı ne diye haciz diyorsunuz? Nasıl ödeyecek bu çocuk borcunu? Neyle ödeyecek? Ne yapacak? Nasıl para kazanacak? Taş mı yiyecek bu çocuk? Bu çocuk? Tamam arkadaşlar, tamam ya. Ya arkadaşlar herhalde durduk yere kimsenin ocağına incir ağacı dikmekten keyif almıyorlardır yani arkadaşlar. İşlerini yapıyor değil mi kardeş? Tamam, buyurun siz haciz edin, buyurun. Sağlam oğlum. Ya sadece düştük yani. Düşmek daha güçlü kalkmak içindir. Daha güçlü kalkacağız. Bize bir şey olmaz, korkma. Ya Şevkat, bir şey yapmayacak mısın ya? Malların hepsini götürmelerine müsaade mi edeceksin sen? Ne yapayım Kazım? Ya adamlar gelmişler, emir kulu onlar da işlerini yapıyorlar. Hatta siz de hani arkadaşlara biraz yardımcı olun da ağır şeyleri taşırken falan şey yapsınlar. Gel koçum, biz de seninle şöyle bir karşılıklı kahve içelim, hadi. Şevkat'in içine Pollyanna kaçmış kesinlikle. En kötü günde bile gülümsüyor. Abisinin, ben bu erkek Pollyanna'dan hiç hoşlanmadım. Kafa göz dalarım ben buna. Allah sıyırdı resmen ya. Bizim ne lan? Oğlum hep güneşin batışını izleyecek halimiz yok ya. Bugün de dükkanın batışını izleyecek anasını satayım.
Ne oluyor? Ne olsun? Şevkat'ın dükkanı hacize geldiler. Şevkat'ın canı çok sıkılmıştır ya. Ha, canı çok sıkkın. Bak bakayım canı sıkkın gibi mi? Bundan kaç tane var acaba dünyada? Bu ne çeşit bir psikopat ya? Ya yok o, biz üzülmeyelim diye numara yapıyordur. Öyle içi kan ağlıyordur kesin onu. Bırak ya. Ben geliyorum. Alo baba. Hacize mi geldiler kızım? Sen biliyor muydun? Şu an oradalar mı onu söyle. Ha, evet şu anda buradalar. Tamam kızım. Avukatı ararım şimdi. Hemen durduruyorum. Sen hiç üzülme. Tamam ama bak baba sakın senin hesabından gönderme. Benim hesabından gönder olur mu? Bak söz verdim ben Şevkat'e senden para almayacağım diye. Şevkat bu durumu öğrenirse çok bozulur biliyorsun. Biliyorum baba ne yapayım? Biliyorum. Bak sakın kimseye söyleme tamam mı? Gizli. Tamam. Anlaşıldı kızım anlaşıldı. Hadi öpüyorum seni. İyi değilsin. Şevkat bunu duyduğunda kızmayacak mı? Duymayacak. Gizem bak Şevkat bunu duymayacak. Sen biliyorsun babam biliyor o kadar. Bak kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Tamam. Tamam. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Ne renk yaptın Hamit'e? Efendim müdürüm. Haciz işlemlerine başladık müdürüm. Evet. Tamam müdürüm. Anlaşıldı müdürüm. Tamam müdürüm. Tamam. İyi günler. Arkadaşlar işlemleri durduruyoruz. İçeri taşıyoruz hepsini. Şevkat haciz durdu. Gizem bak ikimizin arasında. Gel. İyi. Ne oldu ya? Beğenmediniz mi yumurtaları? Bunlar organik, özgür tavuk yumurtasıdır ya. Bunları yumurtlayan tavukları da ben getireyim. Bakın bir de onlara da bakın. Çok böyle ağır namus sahibi tavuklardır. Onları bir görün, ellerinizi bir öpsünler. Ondan sonra karar verin ya. Yok kardeşim. Haciz işlemleri bitti. Borç ödenmiş. Tamam. Ya işte bu. Borç ödenmiş Şevkat. Ne diyeceksin? Siz mi ödediniz lan? Şevkat ne diyorsun lan sen? Allah Allah. Sen mi ödedin lan Niko? Nasıl ödeyeyim Şevkat? Biliyorsun mahallece anca topladık parayı. Borcun yanına bile yaklaşamadık. Oğlum kim ödediyse çıksın ortaya kelime-i şehadet getirsin lan. Esin! Esin! Sen mi ödedin? Ödemedim, hayır. Ödemedim. Ben zaten maliyeciler geldiğinden beri burada böyle duruyorum. Nasıl ödeyebilirim? Ben ödemedim. Ben nasıl savulurum onu kimin ödediğini? And olsun ki bulurum. Ondan sonra da bunu ona ödetirim. Bu çocuk manyak. Sen mi ödedin lan? Manyak sen değil mi? Valla ne kimsin ne sen ya? Borcu ödenmiş işte ne güzel. Kim anasını satayım ya? Kim yani? Kim ödemiş olabilir ya? Kim anasını satayım? Kim ya? Kim olabilir? Kim olabilir? Ya ne yapıyorsun bende ya? Allah Allah sanki evin içinde saklanıyor diyen de ben de mara bağladım iyice ya. Şevkat. Efendim. Gelinlik bakmaya gidecektik. Vallahi hiç kusura bakmayasın. Bugün hiçbir şey yapacak halim yok. Al işte. Söylemiştim ben bu mevzuların bizim hazırlığımıza engel olacağını. Engel olmaya başladı bile. Yok yok. Başlamadı. Başlamadı. Başlamayacak da. Hayır asla. Yok. Sen çok haklısın. Gidelim. Gelinlik bakalım. Damatlık bakalım. Bakalım yani şey yapmayalım sorun yok. Bu parayı ödeyeni bulacağım değil mi? Elbet bulacağım hesabını da keseceğim Allah'ın emri ya. İnşallah bulamazsın. Tamam mısın? Tamam hadi. İçeride mi Esin? Esin! Bir baksana Esin! Ne var? Ha, ya şimdi bu böyle çok güzel oldu. Aa, eyvallah da. Ya bu şimdi bu kadar masraf yapmasak da... Ya acaba diyorum ben şey mi giysem bu...
Bu hani Seval'e yalandan böyle nikah falan yaptıydık yani. Orada kiraladığımız damatlı mı kiralasam acaba ya? Sen canı nasıl susadın galiba? Niye? Başka bir kadınla evlenirken giydiğin damatlıkla nikah masasında yanımda oturabileceğini mi düşündün bir an? Ama yok hani o oyundu ya. Tamam. O zaman ben de Bora ile evlenirken giydiğim gelinliği giyeyim. Serbest herif. Ben değil mi? Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen gelinlik bak, ben damatlık bakayım. Çok iyi fikir. Böyle yapalım. Hemen gelip kes baba. Şanzıman getir at gel. Ay Esin inanmıyorum ya. Sonunda Şevkat'le evleniyorsunuz kızım. Ay inşallah vergi borcunu senin ödediğini duymaz. Şişt, güzel. Bak bunu bir daha sakın yüksek sesle söyleme. Esin! Ne oluyor ya? Sen çok iyi biliyorsun ne olduğumu. Hayır bilmiyorum. Niye bağırıyorsun mağazanın ortasında? Sana bağırıyorum. Neden? Nedenini biliyorum. Bilmiyorum. Söyle de öğreneyim. Niye? Yine dayanamadın. Gittin ödedin değil mi borcumu? Ama sen bana babandan para alma demiştin. Ben babamdan para almadım ki. Kendi paramı kullandım. Onu da istemiyorum. Ya ben senden para istedim. He? İstedin mi istemedin mi? İstemedin. De sorunca söylemiyorsun ki. Mecburen senden gizli ödedim. Git. Geri al o parayı. İstemiyorum ben borç falan. Ne yapayım? Devletin kasasına girmiş parayı gidip geri mi isteyeyim? Ben anlamam. Git ne yap yap iste. Vazgeçtim de bir şey de iste. Allah Allah ya. İstemiyorum paramı. Takın da istemiyorum. Ah. Öf. Oğlum ne yapıyorsun lan? Tamam lan. Bir tane şey yapmayın biz toparlarız onu. Selamlar. Esin canım ya. Of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.